Ya yalın. Ya dalga geçip durmasana sen de. Ne yapayım canım, kızlar bir türlü gözlerini senden alamadılar. Halbuki de böyle üstüne imalı imalı laflar falan. Delirdim yani ben de. Alem olmuş zük. Ay hayır, sen niye bir neşelendiysen? Ha? Yani böyle alem bana hasta havalarına falan mı girdin? Hı? Ben ne gireceğim havalara, sen gir. Aa, o niye o? E işte alem bana, ben sana hasta. Las kızım. Ay. Ay sevsinler. Alem buna hastaymış da, o bana hastaymışmış da falan da filan da. O şifayı sende bulmasınlar canım. Mümkünse böyle bir tez elden taburcu olsunlar. Ay yoksa valla hasta filan dinlemeyeceğim. Vereceğim hepsinin eline vasiyetlerini. Ay hasta nedir ya ayrıca? Ha, böyle memlekette salgın varmış gibi. Hasta dediğin bir tane olmalı. Özel olmalı. Hatta ve hatta mümkünse kronik olmalı. Böyle virüs salgını varmış gibi böyle ağzı açık hastalıklı alemi ben var ya. Ya! Ya sen... Manyak mısın? Çınarın önünde niye çekiyorsun arabayı? Sabahki korku sana yetmedi mi? Geri bas. Çık çık çık. Geri bas hadi. Ne şirin görünüyorsun. Öyle bakayım. Böyle alttan alttan bir yumruk çakacağım. Göreceksin sen o zaman şimdi. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Buraya gel. Kiminin adı kime dövecek göreceğiz Defne Börkçü. Şşşt. Bana bak. Şuraya geldi. Barutçu. Aras. Vah vah. Efe, çıkmayacağım mı oradan? Selam. Abim sen ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorum? Ben ayakkabımın bağcıklarına şekil veriyorum ya. Şey olmuş da. Ne işin var bu adamın arabasında? Ne işim olabilir? Şimdi şöyle, şu işim var. Biz sabah toplantı yapalım dedik. Yaptık, toplantıdan dönüyoruz. Sabah sabah, şirketin dışında. Tabii hiç aç akıl çalışır mı? Çalışmaz. Biz dedik ki madem sabah sabah toplantı yapıyoruz da birer simit yiyelim dedik. Değil mi yalın? Öyle mi dedik? Şakacı şey ya. Demedik mi kalasçım dedik ya. Hatırlamıyorum valla. Olmadı mı? Aşk öleni. Anladın mı? Demek ki ben öyle aklımdan geçirmişim. Sonuçta toplantıdaydık yani. Ne? Yani be. Sabah sabah ne canım bu böyle sorgu sual. Hani neymiş efendim, ben patronumun arabasından inmişim. Aman ne büyük dert, ne kadar büyük dert. Patronum yani, patronum yani. Bir bak adama bak, güvenilirlik timsali. Adam gibi adam, adamın dibi. Hem ne bu? Hı? Nedir ya bu? Yıl olmuş 2015, teknoloji böyle bir almış başına gidiyor. Uzaya balayı seferleri düzenleniyor. Ben burada nelerle uğraşıyorum? Sen ne yapıyorsun burada? Ha, şirketin önünde sen ne yapıyorsun? Senin hiç işin gücün yok mu? Benim şahsen acayip işim var. Üf, öyle böyle değil. Çok pis işim var. Haydi bakalım. Size hürmetler, saygılar size. Ben bittim, kesin bittim. Ben yazık olsun yüzünden ya. Ay ama sen de çok gittin kızın üstüne. Yani sonuçta yabancı birinin arabasında değildi ya. Yok vallahi, yabancı değilim. Ya, değil yani. Değil mi? Değil. Sonuçta. Sevgilisiyim. Ay! Ya, abi sen ne diyorsun abim? Çınar sakın inanma. Allah çocukcağız panikten ne söylediğini biliyor mu ya? Bilmiyor vallahi. Patronuyum demek istedi, patronuyum. Ya Allah'ım. Kafayı yedi dağ gibi abim. Siz ne gülüyorsunuz be? Barutçu, bence Yeşim'in durumu anlaması 2 dakika sürer. Yeşim akıllı kız. 1 dakika sonra çözecek olayı. İnanmıyorum. Sen biliyorsun. Ya gördün mü? Bak ben sana dedim. 1 dakika olmadan çözdü olayı. Akıllı, zeki, kara kız. Yeşim, sakın Defne'ye söyleme. İtiraf etmesini istiyorum. Söylemem de biliyorsan... Hani morluk yok, çürük yok, elmacık kemiklerin sağlam, çenen yerinde, kafan desen maşallah. Ne? Böğür
böğrüne böğrüne mi çalıştın? Yoo, vurmadım. Nasıl vurmadın ya? İnadı tuttu Barutçu'nun. Vur dedim, hakkındır dedim, seviyoruz be abi dedim ama yok. Adam keçi arkadaş. Gördün mü? Medeniyet böyle bir şey işte. Sen gittin, hiç acımadan dağıttın garibimin suratını. Aman da aman, medeni öküzmüş bu. Oha lan oha, ne sarılıyorsun kardeşime? Niye lan? Sen sabahın köründe bizim kardeşimizi arabaya atarken gider yapıyordun. Sen de sabahın körü ayrı diyarlarda değildin Barutçu. Bana bak yalın aras, benim var ya damarımı attırma, delletme beni. Dellen lan dellen. Aa yeter. Yok, değilmiş değilmiş. Size medeniyet falan uğramazmış. Bana böyle anlık bir yalılgı gelmiş. Ay, yiyin birbirinizi. Mis. Niye dellendi lan bu yine? Ne bileyim oğlum. Hadi. Aslan. Ben aslında akşam da getirdim sensör listesini. Olmaz abim, ben bir kontrol edeyim. Abim meraklanıyor bu program işi için, tamam mı? Tamam. Hadi. Abi sen uyumadın mı? Nereden çıkardın? Ne bileyim, kötü görünüyorsun günlerdir uyumamış gibi. Rahat durmuyorsunuz ki. Babaannem adama gitti, kalp krizi geçirdi. Sen de sen her gün kalp sekmesi yaşattırıyorsun bana. Ay bir kere oldu, sen de yani uyumayacak kadar. O zaman... Rahat dur. Ay, duydun mu? Ay ne diyorsun, eridim. Şunlara bak ama çok tatlılar ya. Aşık adam aşık. Hani abisi Defne'nin yalanını öğrenince Defne'yi işten alacaktı? Mesaiye geç kalınca ben de gelmeyecek zannettim ya. Onlar bozuşmamışlar mı? Sarılıp yürüdüklerine göre araları gayet iyi. Üf, pazartesi oldu, geldi yine. Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Defne'nin abisi nasıl böyle bir şey yutar ki? Bu kız gerçekten dört ayağının üzerine düşüyor. Burada. Sen gemilerinizdeki makinelerin sensör listesini kontrol edersin o zaman. Ona göre bana haber verirsin. Tamam Fındık. Ben de ona göre toplantıyı ayarlarım. Şimdi bunun içinde o sensörlerin hepsi var değil mi? Yes sir. Eğer ev tipi sensör istersen onun için de ayrı bir liste yapayım. Hani bozulan kardeşi yakalamak için. Sen şimdi şirin misin? Hadi ben gidiyorum abiciğim. Abi. Sağ ol izin verdiğin için, güvendiğin için. Uğursuz yine gözlerini belertmiş geliyor. Defne'cim, ne yapıyorsun sen ya? Mobil nazar kalkanı geliştiriyorum canım, beğendin mi? Geç kaldım. Evet, fark ettim. Dua et de patron bunu fark etmesin. Çünkü yalın aras böyle şeylere tahammül göstermez. Sen varken nasıl olsa fark eder. Ama bu sefer beni gammazlamaya zahmet etme. Çünkü kendisi gayet farkında. Nasıl farkında? Daha gelmedi ki Yalın Bey. Yoksa siz... Yalın'la birlikte falan mıydınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Deniz nerede biliyor musun? Telefonu kapat. Dedem, hoş geldin. Hoş bulduk cici kızım. Ya, hasta muamelesi yapmayın adama. Yürüyebiliyorum. Bak adam kalp krizi de geçirdi. Daha ne yapsın? Evlen artık. Ha, Mürvet'i göreceksin illa yani. Ay aman, Mürvet'i kim ne yapsın? Defne'yi göreceğim ben bu evde. Ayrı eve çıkalım diyoruz biz Meftune Sultan. Sen şimdi bir ay sonra çocuk da istersin. Boğarsın kızı. Aa, yo yo, hemen çocuk istemem. Siz önce birbirinize bir doyun. Ay siz ayrı ev falan mı düşünmeye başladınız? İyi, ben işe gidiyorum o zaman. Bu saatte mi? Akşam olacak kuzucuğum. Ama tabii Defne'yi özlediysen bir şey diyemem. Özledim. Ben biraz çalışırım, geç gelirim. Deniz'den haber alırsan alo'da. Tamam. Ay, bunu baş gözettiğimize göre sıra Deniz'de. Sonra sıra sende. Ama tabii eğer sen gönlünü birine kaptırırsan Deniz sana sırasını seve seve verir. Aa, Deniz, bu halin ne? Ne varmış ki halimde, biraz sola çekiyorum o kadar. Ay sersem şey ya, ne oluyor bu kadar içince anlamıyorum ki. Of, anca sola çekersin işte, başka bir faydası yok, hadi. Sen çıkıyor muyum? Çıkarım ben, bir seni ayırtayım da. Allah'ım ya. Şuna bak ya. Kız ikisini birden idare ediyor. Dün gece de yalınlaymış. Demek ki ondan böyle içti. Daha önce hiç onu böyle sarhoş görmemiştim. Benim için hiç böyle içmemişti. Deniz. 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 Bak bakayım canım. Deniz. Bak, bak bakayım. Kaç bu? Ha? Üç buçuk. Buçuk mu? Ay sen iyice uçmuşsun. Buçuk ne ya? Buçuk sensin. Bu parmaklarda üç. Topla. Üç buçuk. Sen bayağı bayağı olmuşsun. Niye bu kadar içsin anlamıyorum ki. Baba. Annem. Sağ çıkamadılar oradan. Ay canım ya. Ya dedem de kurtulamasaydı. Hadi kalp krizini atlattı. Ya o psikopatın elinden kurtulamasaydı. Ya ben o sırada gelmeseydim. Bakmayın, Deniz Bey meşgul olmasa rahatsız etmek istemezdim sizi ama çıkmadan önce bir şey soracaktım. Deniz geldi mi? Aa, evet. Hatta Defne Hanım'la birlikte bayağı bir samimi bir şekilde geldiler. Şimdi de Deniz Bey'in odasındalar. Ben rahatsız etmek istemediğim için onları aslında... Ay, yani hayaldir o be. Hani sen çok korktun ya, kesin hayal görmüşsündür. Görmedim, oradaydı. Elinde enjektör de vardı. Hayır, bir de güzel. Kara melek. Psikopat melek. Güzel olduğunu söylemiş miydim? Söylemiştin canım, söylemiştin de. Ben de sana Sıtkı'nın benimle konuştuğuna yemin edebilirim. O ne olacak? Sıtkı kim ya? Bu arkadaş, yılının hediyesi. Ay.
Ve sen de ona Sıtkı adını koydun ha? Sana anlattın mı ya? Evet. Ben de soy soyladım, boy boyladım. Adını Sıtkı koydum. Hayır. Ya bana hep Yalın'ı hatırlatsın diye Sıtkı koydum ben de adını. Sonuçta Yalın koyamam değil mi? Sen Yalın'a tutulmuşsun. Hadi be oradan. Tutulmuştu. Hayır canım hiç anlamıyorum. Yalın Bey. Arabanın farlarını açık unutmuşum ve aküsü bitti. Acaba... Damla istiyorsan seni bir yere bırakayım ama burada durup akü dolduralım. Ya olur. Beğendin mi kitabı? Aha. Al bakalım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel. Sensin güzel. Defne. O gün şöminenin içinde ne yapıyordun? Söylemeyeceğim. Ay ben üşüdüm biraz. Hava soğudu mu ne? Aras, kalk lan şömineyi yak. Defne, kalk şömineyi yak. Bu senin şöminen niye yakıyor da? Geçen gün önümüz kış, ben bir el atayım dedi de ondan dedim o yaksın diye. Yakarım. Yakarım canım, yakarım. Hazır odunumuz da var, bize bütün kış yeter. Ben sana bütün ömür yeterim Aras kızım. Kalk kalk. Şşş. Oh. Kalk orada. Ben seni var ya şöyle odun diye atıp yatmanın kalk seninle gidip odun getirelim. Kalk. Kalk ya. Bırak sen de. Tek çaşımda beni mapuslara düşürecek ya. Abin var ya, insanı bir gizli gizli işler çevirme zevki bırakmıyor. İyi ki bir şöminenin içinde beni kutu ararken yakaladı. Artık bir sene sorar bunu ha. Ay haklısın kuşum ya. Bu erkek milleti yüzünden insan böyle bir ağız tadıyla entrika çeviremiyor he. Yeşim, hadi kalk hazır işleri varken azıcık entrika çevirip gelelim. Hey. Defne ne entrika çevireceğiz şimdi? Yeşim, Orta Doğu'nun sınırlarını yeniden çizeceğiz. Gizli emellerimizi uygulamaya koyacağız. Ay. Bizim entrikamızdan ne olur kızım? Abinin mektuplarını yapıştıracağız işte. Ay! Ben bizi yerim, yerim. Entrikalarımız bile iyilik için. Gizli emellerimizin tek hedefi aşk. İç mihrak değiliz, dış mihrak değiliz. Aşk mihrakıyız biz. Aşk. Love. Aşk. Love. Yalnız Barutçu, iyi oldu ha buraya geldiğimiz. Tamam belki sebebi kötü ama. Ben o sebebim var ya, o Satır Celal'in kafasını böyle kırasım var. Yakında kıracağız Barutçu. Sonuçta Toprak abi herifin tezgahını çökertti. Daha ne kadar saklanabilir ki? O yeşimi takip eden heriften bir haber var mı? Akşam chatte Deniz'den öğreniriz varsa. Gerçi tahmin etmek zor değil. Arıyordur işte adam. Defne. Ay sence bu mektuplardan annemle ilgili bir ipucu falan çıkacak mı? Yani amacımız bu. İnşallah buluruz. Sonra da annemi buluruz. Sonra da Yalın'la yüzleştiririz. Sana gizli bir emelimi itiraf edeyim mi? Aa yok, yok yok. Orta Doğu'yu unut yeşim. O bizi aşar. Boş ver, boş ver. Üf Defne. Ben çok gizli bir şey itiraf etmeye çalışıyorum burada. Ya sen ciddiysin. He,
Evet, söyleyeceğim şey biraz salakça gelebilir ama ciddiyim. Tamam, anlat hadi. Dinliyorum şu gizli emelini. Biz şimdi annemi bulacağız ya. Ben istiyorum ki o suçsuz olsun. Bizi bırakıp gitmesinin bir sebebi olsun. Ama bu öyle bir sebep olsun ki onu hemen affedebilelim. Gerçi tahminen ben birçok sebebi affederim de abimin bile affedebileceği kadar haklı bir sebebi olsun. Hayal işte. Belki gerçek olur. Hayallerime bir şey daha ekleyeyim mi? Ekle be yeşimim. Şimdi annem masum çıkacak ya. Düğünümden önce çıksa benim en güzel günüm de yanımda olsa. Yok. Oy. Kıyamam ben sana ya. İnşallah çıkacak. İnşallah. Gerçekler? Evet, gerçekler. Gelinlik, organizasyon şirketi, düğün mekanı, davetiyeler, düğün fotoğrafçısı, çiçekler, menüler. Kına gecesi. Evet, kına gecesi. Ben bin dallı giyeceğim. Çok utandım. Ay, tamam yeşimim, giy. Defne, ne? Sen durumun vehametinin farkında değilsin galiba. Ha? Bütün bunların hazırlığı ne kadar sürer biliyor musun sen? Benim sadece 27 günüm var. Bak, biz burada 27 dakika bile oturmamalıyız he. Kalk, 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 kalk. İstanbul'a gidiyoruz. Aa, Yeşim. Hakikaten ha. Kızım biz buraya kutuyu bulmaya geldik. Bulduk. O zaman ne duruyoruz? Ne? Abimler de siz barışın diye geldi. Siz de barıştınız. Onlar niye duruyor? Durmasınlar. Durmayalım. Hadi dönelim, dönsünler. Dön. Yürü. Aa. Aman, ne var canım? Normal insan. Hı, gayet normal, sıradan. Standart bir fizik. Pek bir numarası yok yani. Hiç. Mühim olan iç güzelliği zaten. Ben de zaten yalanın böbreğine vuruldum. Ben Çınar'ın ruhuna vuruldum ilk görüşte. Yoksa... Hiç tipim değil ya. Ben sokakta görsem dönüp bakmam. Ama iyi çocuk ya ondan. Yoksa hiç yani. Tabii canım. İnsan olsun yani. Yoksa böyle baltalı ilah olmasına gerek yok. Güçlü kuvvetli erkeksi böyle bakışlarıyla ezip geçen olmasa da olur. Yeşim şimdi çarpılacaksın yalnız ha. Senin de burnunuza de. Tamam bakmıyoruz artık. İyi fikir, bakmayalım. Biraz aklımız başına gelsin. Ay tamam, üç deyince. Üç. Evlenmek, düğün, davetli, fotoğrafçı, İstanbul. Hoş geldin akıl. Bay bay aşk. Şşş. Bırakın odunları ya. Bırakın, İstanbul'a dönüyoruz. Ne?
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.